Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Merve. Bugün sizlerle bitenler videomu paylaşacağım. Tabii bu ağa gitmiş, vağa kalmış poşetin içerisinde olan. Şimdi elime ilk gelenle başlıyorum. L'Oreal'in El Sev Mucizevi Kremi. Bunu çok severek kullanmıştım. Güzel bir kremdi. Bitirdim. Tekrar alırım. Bu hangi markaydı? Nerede yazıyor bunun markası? Markasını bulamadım. Superdrug markasıymış. 2 saat sonra buldum. Superdrug markasının bu saç spreyi. Severek kullandım. Güzel bir üründü. Ya şans verilebilir. Biraz fazla ses çıktı. Palmolive'in bu Hindistan cevizli duş jeli. Güzel kokuyor. Hindistan cevizi kokusu seviyorsanız beğenirsiniz. Bir diğeri Prozinc markasının bu kepekli ve yağlı saçlar için olan şampuanı. Benim saçlarımda seborreik dermatit var. Dönem dönem strese ya da hava değişimine bağlı olarak kaşıntı ve kepek olabiliyor. Bunu kullandım. Kullanalı kafam hiç kaşınmadı. Çok güzel. Ama yağlı saçlar içinde olduğu için aynı zamanda saçlarınızı bir tık fazla kurutabiliyor. Ve bence yağlanmayı geciktirmiyor. Onu söyleyeyim. Ama en azından kaşıntı yapmadı yani. Çünkü bir şampuan uzun süre kullandığım zaman illaki kaşıntı yapıyordu en sonunda bana. Bu Dove'un orijinal deodorantı. Bu bazen böyle krem yapıda olduğu için böyle dökülebiliyor. Onun dışında bir sıkıntısı yok yani. Koruması falan güzel. Bir diğeri Otacı markasının bu gül suyu. Bunu çok severek kullanıyorum. Yani senelerdir aldığım bir ürün. Ya küçük boyuna alıyorum ya da büyük boyuna alıyorum. Bazen ikisini bir alıyorum. Bunun içine doldurup böyle. Şu an var mı içinde bilmiyorum ama hiç kalmamış. Bunun içine doldurup böyle yüzüme sıkıyorum. Yazın da böyle dolapta bekletip de yüzünüze sıkarsanız güzel ferahlatıyor. Sonra bir diğeri Gülşah markasının bu badem yağı. Bunun da ağa gitmiş, vağa kalmış görüyorsunuz. Bunu son kullanma tarihi geçtiği için atıyorum. Bir diğeri Bioxy'nin bu kepek karşıtı şampuanı. Bundan memnun kalmıştım diye hatırlıyorum. Kokusu falan çok güzel. Yine böyle farklı bir şey denemek istediğim için sanırım bunu almıştım diye hatırlıyorum. Ya buna da şans verebilirsiniz. Hatta bunun biyotinli olanı da güzel saç uzatıyordu. Haberiniz olsun. Aklınızda olsun yani. Bir diğeri Garnier'ın çift fazla makyaj temizleme suyu. Karma ciltli ve sivilce yatkın bir cildim olmasına rağmen hiçbir şekilde sivilce falan yapmadı. Severek kullandığım ürün makyajı güzel çıkarıyor. Özellikle suya dayanıklı rimel ve rujlarınızı çok güzel çıkarıyor. Bir diğeri Essence'in bu Pretty Natural isimli fondöteni. Bu aslında hani nemlendirici fondöten diye geçiyor da çok ince bir yapısı var. Neredeyse böyle şey diyeyim. Bu şey oluyor ya. Adını siz getirin. Konuşmuyor videolarda konuşma yapmışım. Neyse. Bu tint dedikleri, aynen tint dedikleri ürünlere benziyor. Çok güzel bir yapısı vardı. Bundan 2 ya da yok 3 kutu falan bitirdim sanırım ama artık bulunmuyor sanırım ya. Sadece gördüğüm koyu renkleri oluyor genelde. Bir diğeri Kladerm'in bu kil maskesi. Bu cildi inanılmaz kurutuyor. Yani çok yağlı ciddiyseniz belki haftada 1-2 kullanabilirsiniz ama diğer türlü böyle kuru karma ciddiyseniz bence çok kurutuyor. Almam bir daha o yüzden. Bir diğeri yine Dove'un deodorant çıktı. Aynısından vardı. Atacağım onu artık. Bir diğeri bu Şivek markasının Niacinamide serumu. İçinde alfa arbutin ve zinc varmış. Bunu severek kullanmıştım. Bunu seviyorum yani. Güzel bir üründü. Bir diğeri bu Golden Rose'un 16 numarası. Bu artık ikinci ya da üçüncü şeyim falan sanırım. Çok güzel bir renk ya. Bunu inanılmaz sevdiğim nötr rujlardan bir tanesi. Elindeki rujlar bitince tekrar dönüp bakacağım rujlardan birisi olabilir. Yine Dove deodorant çıktı. Bir diğeri ise Mustn't markasının Paradox F374 kodlu parfümü. Bu çok güzel bir koku. Böyle çiçeksi. Bayağı kalıcı bir kokuydu. Bunu severek kullanmıştım. Çok fazla parfüm şey yapamıyorum ama isterseniz elimde bulunan parfümlerle ilgili bir video çekebilirim. Bir diğeri Nivea'nın bu Aqua Rose makyaj temizleme suyu. Bu
Öyle böyleydi ya. Yani kötü değildi. Çok iyi olduğunu hatırlamıyorum. Normal bir üründü diye hatırlıyorum. Denk gelirsem yine alabilirim. Sorun değil. Bir diğeri yine Bioxy'nin aynı şampuanından çıktı. Yalnız o kadar uzun zaman geçti ki bazıları memnun kalıp kalmadım unutmuşum bile. Bir diğeri Simple'ın bu scrub'ı. Şey, yüz scrub'ı diye geçiyor da ben bunu yüzüme çok fazla kullanmadım. Bazen kollarıma falan da kullandım diye hatırlıyorum. Bir diğeri Privacy'nin bu deodorantı. Bunu da severek kullandım. Yani normal bir deodorant. Ay, kokusu güzelmiş ya. Ben bunu unutmuşum kokusunu. Güzel kokuyor. Parfüm gibi de kullanabilirsiniz. Yine aynısından ters gösteriyorum. Video çekmeye çekmeye konuşmayı unutmuşum. Bir diğeri ise NYX'in bu pudrası. Bunu çok severek kullandım. Dedim ki hani pudraları çabuk bitiremiyorum. O yüzden küçük boyunu alayım. Çok severek kullandım ve sürekli makyaj yaptığım için çok çabuk bitti. Dibinde şöyle minicik bir parça kaldı. Onu da kullanamamışım sanırım. Kırıldığı için. Yoksa büyük boyu alınır. Güzel bir pudraydı. Güzel sabitliyor. Grileştirme falan yapmıyor. Bir diğeri Lovely markasının bu Pump Up galiba. İsmi de bir tık silinmiş maskarası. Bu mavi bir rimeldi. Şöyle güzel bir rimel. Birazcık fırçası böyle Lash Sensational'a benziyor. Renkli maskara sevenler bakabilir. Bir diğeri ise Yves Rocher'in bu Sebo Vegetal serisindeki nemlendiricisi. Bu da güzel bir nemlendiriciydi. Zaten karma yağlı ciltler için olan bir nemlendirici ve çok memnun kalmıştım. Yapısı çok hafif, su gibi. Kokusu falan çok güzeldi diye hatırlıyorum. Aa, kokusu çok güzel ya. Salatalık kokuyor. Güzel, alınır, tekrar alınır. Elimdeki nemlendiricim bitince şans verebilirim. Bir diğeri ise Emotion'ın bu Ocean Fresh isimli deodorantı. Bunu severek kullanıyorum. Güzel kokuyor zaten. Hafif kokulu olduğu için tercih ediyordum genelde. Bir diğeri bu Elidor'un avokado yüzün çekirdeği yağı içeren saç kremi. Bu da güzel bir saç kremiydi. Yani güzel yumuşatıyor. Memnunum. Başka yine aynısının Hindistan cevizli olanı çıktı. Hindistan cevizi kokusunu seviyorsanız bunu da seversiniz diye düşünüyorum. Bilmiyorum ya, ben seviyorum. Çok güzel kokuyor bence. Üzüm çekirdekli olandan daha güzel kokuyor. Bir diğeri Diadermi'nin yüz yıkama jeli. Bu çok fazla hatırlamıyorum çünkü üstünden çok uzun zaman geçti. Ama kurutma falan yapmamıştı diye hatırlıyorum. Benim için önemli olan cildi kurutmaması. Bir diğeri ise Lapitak markasının bu topuk çatlak kremi. Bu inanılmaz güzel yumuşatıyor ayaklarınız. Çok güzel bir krem. Eğer topuklarınız sertleşiyorsa, çabuk kuruyorsa tavsiye edebileceğim bir ürün. Bir diğeri yine Essence'in Pretty Natural isimli fondötenin aynısı. İkinci kere bitirmişim. Bir de konuşabilsem unutmuşum hep konuşmayı. Bir diğeri Golden Rose'un bu Glow Kiss'lerinden Tinted Lip Balm olarak geçiyor. Bu çok güzel ve kalıcı bir nemlendirmesi var. Bayağı bir nem hissediyorsunuz. Ya dudağınızda silinse bile böyle yumuşaklığını hissediyorsunuz. Böyle hani uçup giden bir nem etkisi yoktu. Bir diğeri Signal'in şu diş macunu. Normal bir diş macunu. Çok bir şey beklemeyin. Olsa da olur, olmasa da olur. Bir diğeri ise Wet n Wild'ın Photofocus pudrası. Bu güzeldi ama bunu alalı o kadar uzun zaman oldu ki artık son kullanma tarihi geçmiştir diyerek bir tendere ayırmışım. Zaten dibinde de şöyle az bir pudra kalmış. O yüzden yollarımızı ayırıyoruz bu pudrayla da. Umarım açı çok fazla değişmemiştir. Çünkü hafızamda yer kalmadı. Biraz yer açmak zorunda kaldım. Bir diğeri ise Notum bu BB Concealer. Bu galiba ikinci kutum falan olabilir. Çok güzel bir kapatıcı. Çok az miktarda almanız yetiyor. Ve bilmiyorum, çok güzel aydınlık gösteriyor. Bunu çok seviyordum. Tekrar alırım. Bir diğeri ise bu bütün yazıları silinmiş olan Golden Rose Eyeliner. Tam olarak ismi Cat Eyes diye geçiyor sanırım. Biraz okumaya çalışıyorum. O kadar silinmiş ki. Bu güzel adını siz getirin. Waterproof yapıda bir eyeliner. Ama ucu kurumuş. Alalı bir sene geçti sanırım. Normal herhalde bu sürede kuruması da. Ondan öncesinde hiçbir sıkıntısı yoktu. Bu Golden Rose'un Long Stay likit matlarından 24 numarası. Bunu da çok severek kullanıyorum. Çok soğuk alt tonlu bir pembe. Şöyle göstereyim tam olarak rengini. Bu şekilde. Hemen devam ediyorum. Bir sonraki bu panoramik taşısı yine Golden Rose'un. Çok güzel bir hacim vermesi var fakat dökülüyor.
akıyor yani, dökülüyor dediğim şöyle göz altlarınıza akıyordu. Bir diğeri ise Biolis'in bu klozit. Aslında Biolis bence ilk çıktığı zamanlarda almıştım. Yapısı çok güzeldi. Şimdi bence daha göz altlarını kuru gösterdiğini düşünüyorum. Yani olsa da olur, olmasa da olur. Eğer yağlı göz çevreniz varsa şans verebilirsiniz. Ama çok yüksek bir kapatıcılık beklemeyin. Az bir kapatıcılığı var. Bu ürün de yine yazıları silinmiş. Bu da Sesil markasının likit mat rujuydu. Ucu falan bir değişik olmuş. Bu bozulmuş. Yani atmak zorunda kaldım. Yoksa rengi çok güzeldi. Şöyle. Güzel doğal bir kahve tonu. Bir sonraki ise Biolis'in bu Drakit eyelinerlarından. Bunun da şöyle bir sıkıntısı vardı. Çok az kullandım ben bunu. Böyle ucu boyamıyor. Arka tarafları boyuyordu falan. Böyle saçma sapan bir şey oluyor. Yani çok güzel değil ve kalıcı da değil. Akıyor, bozuluyor falan. Sevmedim kısaca. Bir sonraki Apax markasının bu organik pamukları. Bunlar BİM'e gelmişti ama sürekli satılan ürün değil sanırım. Güzel pamuktu yani. Bazı pamuklar çünkü sert oluyor, güzel olmuyor. Bu Eco Tools markasınındı. Bu ikiliydi ama bir diğerini ne yaptım bilmiyorum. Böyle taş gibi hiç güzel değil ve bütün fondöteni ya da bütün kapatıcınızı içine çıkıyor. Yüzünüze hiçbir şey süremiyorsunuz. Çok kötü bir şey bu. Almayın. Yani görseniz kaçın direkt. Bir sonraki ürünüm ise bu Lovely markasının eyeliner'ı. Görüyorsunuz değil mi şu kırılmışlığı? Saçma sapan kendi kendine kırılmış ve içindeki bütün ürün kurumuş ve çok az kullandım ben bunu. Bir sonraki ürünüm bu Yves Rocher'in argan yağlı el kremi. Bu çok güzel nemlendiriyordu ellerinizi. Yani şans verebilirsiniz. Bunu beğendiğimi hatırlıyorum. Bir sonraki ürünüme geldim. Pastel markasının bu 15 numaralı kapatıcısı. Kapatıcısı yalnız ruju. Bu çok güzel bir renkti. Böyle çok hafif bir soğuk alt tonu vardı. Çok hafif ama öyle çok sıcak dedi, çok soğuk dedi. Aslında orta ama bir tık soğumsu gibi. Güzel bir kahvesi var. Beğenerek kullanıyordum. Tekrar alırım. Bir diğeri ise Mia Clinica'nın bu göz altı nemlendiricisi. Bu çok güzel bir kremdi. İçinde tiaksinamid asit falan vardı diye. Aynen kolajen falan. İçerik olarak da çok güzel bir üründü. Tekrar alırım. Şöyle tekrar göstereyim. Bizim meşhur video gösterirken, video şey gösterirken yaptığımız hareket. Neyse, çok konuştum. Kusurlarım olduysa affola çünkü uzun zamandır video çekmiyorum. Bayağı uzun zaman oldu. Özellikle son bir sene içinde o kadar az video çektim ki anlatamam. Neyse, umarım videomu beğenirsiniz. Benim videom bu şekildeydi. Videomu beğenirseniz beğenmeyi, destek olmak için yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.